Sevgili dostlar, bugün Diyarbakır gezimde özel bir tarihi handan, Hasan Paşa hanından sizlere güzel görünümler, güzel sunumlar sunmak istiyorum. Bu hanımızın işletmeci müdavimlerinden bir kardeşimle bura hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Evet kardeşim. Bu hanımızla ilgili bize güzel kısa bilgiler verirsen sevinirim. Ve Hasan Paşa hanı. Evet. 1571 yılında Sokulu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa bunu yaptırmış. Farklı şekillerde kullanılmıştır. Farklı çeşitlerde kullanılmıştır abim. Önce en altı ahır olarak kullanılmış. Üst tarafı çeşitli malzemelerde eşyalar falan. Üst taraf da yatma yeri. Konaklamak. Evet, konaklamak amacıyla. Aynen. Kervan. Kervanlar, evet, kervan ve vatandaşların rahatlaması evet. için gece Hasan kalma ihtiyacı. Hasan Paşa vali olarak atanıyor. Yapımından 2 yıl sonra tam gidiyor, hanı göremiyor. Şu an işte burada kahvaltı veriyoruz. Şu anda sosyal hizmet olarak aynen, bunları evet. kullanmayı açtınız. Burada gece kaça kadar bu vatandaş? Gece 12-1-2 fark etmiyor yani. Müşteri olursa 2-3'e kadar da devam edecek. Evet. Adınız neydi? Mehmet. Mehmet kardeşim. Evet arkadaşlar, Mehmet kardeşim buranın güzel hizmetlerini yapan arkadaşlarımızdan biri. Kendisine sonsuz teşekkürler sunuyorum. Tarihi hakkında da güzel bilgiler verdiği için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimize bu güzel mekanlarda bir kahve içmek, bir çay içmek, bir soğuk bir güzel tatlardan tatmak hepinize nasip olsun. Gelip görmenizi arzu ederim. Diyarbakır güzel bir şehir, güzel bir il, tarihi bir mekan. Bir de ayrıca burası sahabeler şehri her şeyden önce. O konuyu biliyor musunuz? Tamam. Bir Diyarbakırlı olarak. Sahabeler şehri. Evet. Sahabeler şehri. Tarihi mekanları da görmenizde tavsiye ederim. Hepinize peki. saygılar, sevgiler. Bir isteğin var mı güzel kardeşim? Diyarbakır hakkında. Evet, hepinize teşekkür ederim. Evet, Hasan Paşa kahvaltı evinden size selamlar, sevgiler. Abi ne zaman yaptın? Adam ne oluyor?